Karataş'tan Harbiş tarafına doğru dönüyoruz. Burası Karataş Limanı. Magarsus'a buradan yaklaşık 10 dakikalık arabayla 10 dakika mesafede Magarsus Antik Tiyatrosu'na birazdan varacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün tarihi Magarsus Antik Şehri'nin tiyatrosundayız. Biraz buradan bahsedeceğim. Önce nasıl gelinir onu anlatalım. Adana'nın Karataş ilçesinde, Karataş'ın hemen batısında, batı tarafında, 2 kilometre kadar batı tarafında Harbiş plajına giderken 4 direkli mevkiinde yer almaktadır. Tiyatronun çapı 150 metre, derinliği de 30 metredir. Zamanında 4000 kişi burada toplanıp tiyatro izleyebiliyordu. Tarihi biraz karışık. Şöyle ki, M.Ö. 330 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender Ceyhan Nehri'ne büyük bir köprü yaptırarak buraya gelir. Ve tiyatronun hemen arka tarafında bulunan Athena Tapınağı'nda dua eder, tanrılara kurbanlar sunar. Ve orada bulunan Magarsia rahibelerinden adını almaktadır. Magarsus ismi buradan geliyor. Daha sonra savaş, şehir daha önce Pers Kralı Darius'un elindedir. Savaşın sonrasında Büyük İskender'in egemenliğine geçer. Şehrin antik diğer adı ise Mallos antik kentidir. Ve Çukurova'nın önemli yerleşim yerlerinden, antik dönemde önemli yerleşim yerlerinden biridir. Şu an durumu oldukça kötü. Çukurova Üniversitesi kazı yapmaktadır. Burada yapmıştır ama yeteri kadar bakımlı değil. Giriş ücretsiz. İnşallah daha iyi duruma gelir ve girişte paralı olur diyorum. Magarsus Tiyatrosu tipik Roma tiyatrosudur. Yani bir yamaca dayalı olarak inşa edilmişti. Burası da ses dalgalarının yayılmasına paralel olarak bir yamaca dayalı olarak inşa edilmiştir. Tiyatro hemen denize sıfırdır.